Merhaba sayın seyirciler, Metnuş Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Adana'da dün gece bir eve yapılan baskında biri çocuk, iki kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube polisleri dün gece saat 23 sıralarında Adana Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde bulunan bir eve baskın düzenledi. Evde arama yapan polisler ZO adlı çocuğu ve Beritan Yılmaz isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Yılmaz ve ZO adlı çocuk Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. ZO'nun emniyetteki işlemlerin ardından Adana Çocuk Şubesi'ne götürüldüğü belirtildi. Kürt öğrencilere yönelik ırkçı saldırılar devam ediyor. Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde YS isimli bir Kürt öğrenci ırkçı bir grubun bıçaklı ve satırlı saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan YS, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki gündür gerginliğin hakim olduğu üniversitede yaşanan bu son olayın ardından DÖDEF üyeleri Göztepe kampüsünde eylem düzenleyeceklerini açıkladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde de Kürt öğrencilere dönük ırkçı saldırılar bir süredir devam ediyor. Saldırıların yanı sıra polis şimdi de Kürt öğrencilerin ailelerini arayarak tehdit ediyor. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden NT, kendisini arayan Hakan isimli polisin kendisine ajanlık teklif ettiğini, sürekli takip edildiklerini ve tacize maruz kaldıklarını anlattı. Polisin aileleri bilinçlendirme toplantısı adı altında emniyete çağrıldığı ve baskı altına alındığı belirtildi. NT, öğretmenlerin de öğrencileri not tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Bir başka öğrenci ise gördükleri baskı ve öfkesini şu şekilde dile getirdi. Yaklaşık 15 kişi vardı. Kesinlikle huzur yok. Kavga istemiyor diyorsunuz, kavga olmasın diyorsunuz. Fakat müthiş bir tahrik var burada. Müthiş bir provokasyon var. Tehdit altındayız. Ne okulumuza gidebiliyoruz, okul okuyabiliyoruz Erzurum'da. Ne gelip evimizde rahat rahat oturabiliyoruz. Evimize dahi tahrik var. Bu adamlar her şeyi yapabilirdi. Kapımızı zorladılar, camımızı kırdılar. Hani güven, ne güven ortamı? Yok, sıfır. Kocaeli iki nolu F tipi cezaevinde olan PKK'li tutsaklar yaşadıkları hak ihlallerine karşı 15 maddeden oluşan taleplerini açıkladı. Aileleri aracılığıyla açıklama yapan tutsaklar taleplerini içeren dilekçeleri yetkili kurumlara ilettiklerini belirtti. Tutsaklar yaşadıkları hak ihlallerine karşı 15 maddelik bir dilekçe kaleme aldı. Dilekçe Kocaeli Cezaevi İnceleme Komisyonu Müdürlüğü'ne, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Tutsakların 15 maddelik taleplerinden bazıları şöyle. İnsanlık onuruna sığmayan çıplak arama kaldırılmalı. Haftada 2 gün 1,5 saat süreyle verilen sıcak suyun keyfi olarak kapatılması engellenmeli. Hijyenden yoksun ve kötü yapılan yemekler düzeltilmeli. Kitaplara keyfi olarak el konulması uygulanması engellenmeli. El konulan yayınlar tarafımıza iade edilmeli. Ziyaretçilerimizin aranmasının işkenceye dönüştürülmesi engellenmeli. Telefon görüşmelerimizin keyfi olarak engellenmesine son verilmeli. Sosyal faaliyetlerimizin engellenmesine son verilmeli. Gelen ve gönderdiğimiz Kürtçe mektuplara el konulmaktan vazgeçilmeli. Taciz ve işkence boyutuna varan aylık aramalara son verilmeli. Revire çıkan arkadaşlarımız gelişi güzel değil, daha sağlıklı muayene edilmeli. Kürdistan'da yıllardır uygulanan özel savaş politikaları ve sömürgeci uygulamaların bir sonucu da beslenen fuhuş şebekeleri. Siirt'te devlet eliyle geliştirilen fuhuş çeteleri deşifre olunca yine devlet eliyle operasyon yapılıyor. Siirt'te Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Siirt, Şırnak ve Mersin illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından ikisi kadın 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi. DY, FÇ, KÖ, EB zorla fuhuş yaptırmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kürdistan'da çocuklar ve kadınları hedef alan cinsel istismar, tecavüz olaylarını değerlendiren avukat Reyhan Yalçın da Kürdistan'da fuhuş ve cinsel istismar olaylarının münferit olaylar olmadığını belirtti. Yalçın da bu uygulamaların genelde asker, korucu ve kamu görevlileri tarafından geliştirildiğine dikkat çekerek bölgede çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismar vakalarının sistematik olduğunu dile getirdi.
Rojava'da 3 kantondan biri olan Efrin kantonu Demokratik Özerklik Meclisi için temsilcilerini seçti. Efrin merkezde 6'sı kadın 16 kişi meclis için belirlendi. Rojava'daki yönetim modeli 4 temel üzerine şekillendirilmiş durumda: kanton sistemi, yasama meclisi, yönetim, adalet ve yüksek seçim kurulu. Rojava, Cizire, Kobani ve Efrin olmak üzere 3 kantona ayrılmış durumda. Rojava Yasama Meclisi'nin kararına göre her kanton Demokratik Özerk Yönetim Meclisi'ni kendi seçimiyle belirliyor. Efrin'de Şiye, Cindires ve Şerava ilçelerindeki seçimlerin ardından Efrin merkezi de meclis temsilcilerini belirledi. Yapılan konuşmalarda Demokratik Özerklik Meclisi'nin çoğulcu ve demokratik katılımla gerçekleşmesi Kürt halkının gücünü ortaya koymaktadır denildi. Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Efrin merkezi için 6'sı kadın 16 kişi seçildi. Böylece Efrin kantonunda Şerava ilçesinde 2'si kadın 5 kişi, Siye'de 2'si kadın 4 kişi, Cindirese'de ise 7 kişinin seçilmesiyle toplam 32 temsilci Demokratik Özerklik Meclisi'ne seçilmiş oldu. İspanya'nın Katalonya bölgesi özerk yönetimi bağımsızlık için referanduma gitme kararı aldı. Özerk yönetim aldıkları referandum kararını İspanya merkezi yönetimine bildirdi. Katalonya özerk yönetimi bağımsızlık konusunda bir referandum düzenlenmesini öngören tasarıyı onaylayarak İspanya'ya gönderdi. Parlamentodan söz konusu tasarıya 43 ay hayır oyuna karşı 87 evet oyu çıktı. Oylama yapılırken parlamento dışından da gösteriler vardı. Halk bağımsızlığa destek verdi. İspanya hükümeti karara karşı çıkarak bunun anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor. Katalan siyasi liderler referandumun 9 Kasım 2014'te yapılmasını planladıklarını açıkladı. Demokratik İslam Konferansı hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek panellerin takvimi de belli oldu. Panellerde İslam'ın özüne ilişkin tartışmalar ve üzerinde sıkça durulan Medine Sözleşmesi gibi konular tartışılacak. İlki İstanbul'da düzenlenen paneller Ahmet, Van, Rıha ve Adana ile devam edecek. Ahmet'te 25 Ocak'ta Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirecek panele yazar Hüda Kaya, Profesör Doktor Kadri Yıldırım ve Doçent Doktor Veysel Ayhan katılacak. Van'daki panelde ise 26 Ocak'ta Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Panele A Basit Bildirici Cölemert Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, Liberal Düşünce Topluluğu adına ise Bilal Sambur katılacak. Rıha'da 1 Şubat günü Mozaik AVM Konferans Salonu'nda gerçekleşecek panelin konukları ise araştırmacı yazar Arif Koçer, Bilal Sambur ve Doçent Doktor Veysel Ayhan olacak. Sonuncusu Adana'da Seyhan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek panele Profesör Doktor Kadri Yıldırım, Hüda Kaya ve yazar Yavuz Delal katılacak. Birleşmiş Milletler, Hristiyan ve Müslüman milisler arasındaki çatışmaların devam ettiği Orta Afrika Cumhuriyeti'nde soykırım yaşanabileceği uyarısında bulundu. Başkent Bangui'de Fransız askerleri eşlik eden Afrika Barış Gücü birliklerine rağmen çatışmaların engellenemediği kaydedildi. Çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Seleka milislerinin kentten çekilmesinin ardından Hristiyanların kurduğu Anti-Balaka adlı silahlı grubun intikam amaçlı saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Yaklaşık 4.6 milyon nüfusa sahip ülkede çatışmalardan dolayı 1 milyona yakın sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın tüm dünyada yaptığı dinleme ve takip faaliyetlerinin boyutları giderek derinleşiyor. İngiliz The Guardian gazetesi NSA'nın marifetlerinin Edward Snowden'ın açıkladıklarının çok üzerinde olan yeni bir belge yayınladı. 2011 yılına ait bir belgeye göre NSA kimi günler 200 milyona yakın kısa telefon mesajını takip edebiliyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre gizli servisler SMS'ler üzerinden hedef gözeterek belirli kişilerin seyahat planları, adres defterleri ve mali işlemlerini takip ediyor.
Öte yandan NSA'nin çalışmaları üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bugün Adalet Bakanlığı'nda bir konuşma yapacak. Fakat ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.